Feride Hanım, buyurun lütfen. Yapma Feride. Feride, ne oldu kızım? Ben kendi arabamla gideyim baba. Ne lüzum var yavrum? Şoför bırakır bizi. Makam arabasıyla adliyeye gitmeyeyim şimdi. Anlıyorum. Nasıl istersen. Feride, sen kullanmasan yavrum. Hiç değilse şu an. Ben de seninle geleyim, sohbet ederiz. Peki. Sohbet ederiz dedim ama senin ağzını bıçak açmıyorum. Kusura bakma baba, gerginim biraz. Yapman gerekeni yap kızım. Emin ol, yarın senin için çok daha aydınlık bir gün olacak. Hayırdır beden? Anlamadım efendim, birden isabet. Bir daha dene. Bunu buldum. Nerede buldun? Şurada konsolun altında. Kahveni yapayım ben. Baba, ne oluyor? Benim gitmem gerek. Haklısın kızım. Olur yoksa bir çare bulalım Vedat. Her şey tamam gibi efendim. Her şey doğru gözüküyor. Bilmiyorum. Baba, ben geç kalıyorum. Tamam. Bir araba çevirelim. Sen al çantanı kızım. Of. Bak, geliyor bir tane araba. Dur dur kızım. Affedersiniz, kusura bakmayın, yolunuzdan alıkoydum sizi. Estağfurullah. Ben hakimim, bir davaya yetişmem gerekiyor. Rica etsem beni yola kadar bırakabilir misiniz? Gelin hakim hanım, götürürüz biz sizi. Tamam baba, hallettim. Biz yetişiriz sonra kızım. Tamam. Teşekkür ederim. Bana bir silah lazım. Hayırdır? Abimi vuranı buldum. Onu temizleyeceğim. Duruverdi. Bir su döksün çocuklar. Seni kaçırıyorum Feride. Orhan kardeş, silah işin kolay. Sen bana Mahir kim vurdu onu söyle, düşmanımız belli olsun. Cenazesine gelirsin artık. Ne de olsa tanıdığım biri. Allah Allah, tanıyorum demek. Vallahi merak ettim, söylesene yahu.
Ya sen şu silahı veriyor musun, vermiyor musun Necdet? Bak ben sana yardım etmeye çalışıyorum Orhan kardeş. Bu gavurun kim olduğunu söyle, işimiz kolaylasın. Sen niye bu kadar merak ettin ya? Öğrenip ne yapacaksın? Sen biraz telaşlandın mı, bana mı öyle geliyor yoksa Necdet? Bak ya. Ayıp olmuyor mu? Laf mı senin mi söyledin şimdi yani? Ha Orhan? Sen bir şey biliyorsun Necdet. Anlatıyorsun bana. Hemen. Arkadaş, ben yardım etmeye çalışıyorum. Dışarıda bu işi 5 kuruşa yapacak 10 tane it var. Adamı indirir, mahpusa da girer. Sen de ailesine, içeride de adama bakarsın. İntikamın da alınmış olur, dava da kapanır. Ben elini kana bulama diye dedim. İstersen söyle. İstemezsen de söyleme. Sen bilirsin. Ben abimin kanını dökeni kendi ellerimle temizleyeceğim Necdet. Bu sefer yapacağım. Sen o silahı versen de yapacağım, vermesen de yapacağım. Hadi eyvallah. Şu arabayı indir beni. Sana söylüyorum, sen şu anda bir duruşmaya yetişmeye çalışan hakimi görevinden alıkoyuyorsun. Çok büyük bir suç bu. Durdur şu arabayı diyorum sana. Feride, Feride yapma lütfen. Canını yakmak istemiyorum lütfen. Sen zaten yaktın benim canımı yakacağın kadar. Bir de buna bu kepazeliği ekleme. Durdur şu arabayı diyorum sana. Üzgünüm Feride. Bugün olmaz. Bugün gitmene izin veremem. Sana! Feride yapma! Asıl sen yapma, dur! Feride lütfen yapma! Dur dedim sana! Günaydın Feride'ciğim. Bugün bir milat olsun Feride. Kötü günler geride kalsın. Yepyeni bir hayat başlasın. İkimiz için. Feride Hanım gelmedi mi? Henüz teşrif etmemişler. Ne güzel çiçekler bunlar.
kimden bakalım? Tamam. Münasebetsiz bir zattan not falan da yok. Neyse. Hadi gel. Duruşmadan önce biraz hava alalım. Özledim seni. Neden Mahir Karan'ı bıraktın? Neden? Beni kaçırınca eline ne geçecek? Bugün babamın kalemi kırılmayacak Feride. Onun suçsuz olduğunu sana ispatlayabileceğim. Buna vaktim olacak, anlıyor musun? Buna vaktim olacak. Masum bir insanı asmana engel oluyorum. Sen şu anda adalete engel oluyorsun. Baban suçsuzsa zaten ortaya çıkacak. Çıkmıyor Hakime Hanım, çıkmıyor. Birileri habire düzeni çomak sokuyorlar. Dümeni istedikleri yere çeviriyorlar. Kusura bakma ama sen de buna alet oluyorsun. Sana bunların hepsini ispat edeceğim. Ben buna izin vermeyeceğim. Senin bu eşkıyalığı yapmana ben izin vermeyeceğim. Sen bana kaba kuvvetle engel olamayacaksın. Feride! Feride deme bana! Bana Feride falan deme, dokunma da. Ben senin arkadaşın, tanıdığın hiçbir şey değil. Peki Hakime. Peki. Bir delilik yapmayın yeter. Feride ne yapıyorsun? Öldürme mi çalışıyorsun kendini? Yapma Feride lütfen. Seninle gelmektense ben ölürüm daha iyi. Feride dur! Feride dur! Feride iyi misin? İyi misin? Bakayım mı? Feride ses ver. Feride bir cevap ver. İyi misin? Kardeşim kör müsün? Allah kahretsin. Dikkat etsene kardeşim. Haklısın arkadaşım. Kusura bakma. Ama bak yaralım var. Müsaade edersen gideyim ben. Benim zararım ne olacak? Tamponu söktün attın. Ben bulacağım seni. Plakanı ezbere aldım. Endişe etme, erkek sözü bulacağım ben seni. Ben de seninkini ezbere aldım. Eyvallah. Sen beni bulmazsan emin ol ben seni bulacağım. Feride hoş gözüm. Feride hoş gözüm. Yazıyor, yazıyor. İtalyan hükümetin istifa ettiği yazıyor. Yazıyor. Sayın Bakanım büyük gün. İnşallah Turgut, inşallah. Feride nerede? Kerim Hanım birlikte gelecekler demişti. Evet. Kendi külüstürüyle gelmek istedi. Yenileyelim diyorum ama neymiş? Kendi parasıyla alacakmış. Hülasa araba yolda kaldı. E'si yetişemeyeceğim diye telaş etti. Ben de yoldan geçen bir arabaya bindirdim onu. Gelmedi mi henüz? Ben de bekliyorum ama yok. Geliyor. Gelir birazdan. Neyse birer kahve içelim. 5-10 dakika vaktimiz var. Tabii. Buyur. Dimdik duracağız babanın arkasında. Bizim başımız dik, alnımız açık. Hadi. Safiye Hanım, bugün kocanız hakkında idam kararı çıkabilir. Ne düşünüyorsunuz? Nazif Karan sizce başsavcıyı neden öldürmüş olabilir? Memleketin nefret ettiği Nazif Karan'ın ailesi olmak nasıl bir his? Benim dedem adam gibi adam. O ekşiye yalan konuşmayın. Hadi oğlum. Onlar da benim bilmeden konuşmasınlar anne. Merhabalar. Bir şey sorabilir miyim? Sor kardeşim. Siz de mi Nazif Bey'in akrabalarısınız? Biz esnaf komşularıyız. Buraya Nazif Baba'nın yalnız olmadığını göstermeye geldik. Nazif Baba suçlu değil. Bu söylediklerine herkes güler.
Sen de bunu böyle yaz gazetene kardeş. Çek biraz, çek. Anne, şu hakim hanımla bir konuşsa. Geçen sefer senin sözünü dinlediydi, girdi abimin yanına. Belki bu sefer de işe yarar ha? İlknur'um, orada Hakime Hanım'ın kalbine kalmıştı her şey. Kalbindeki sevda büyük olduğundan bir sözüm yetti bulutları dağıtmaya. Ama burada şimdi dert sevda değil, vicdan. Dua edelim de babana inansın. Ta şurasında hissetsin masum olduğunu. Sevdiği adamın sözünün hükmü yokken beni dinlemez bile. Anlayacağın elimizde umuttan başka bir şey yok. Kör olası feleğe kaldı işimiz kızım, hadi. Adalet yerini bulacak, sen merak etme. Başlayın, neyi bekliyorsunuz? Sayın savcım, mahkeme heyetinden henüz bilgi gelmedi. Henüz gelmedi demek ki. Tamam, beklenir biraz daha. Ömrümü çürüttü kocanız. Şimdi de eserinizi mi seyretmeye geldiniz? Hanımefendi, inanın sizi anlıyorum. Ama rica ederim, lütfen siz de beni anlayın. Benim kocam günahsız. Benim kocam savcıydı hanımefendi. Kim masum, kim suçlu gayet iyi anlarım. Sizin kocanız bir cani. Acısı çok büyük. Allah yardımcısı olsun. Asker bey oğlum kaç zaman oldu geleli, duruşma başlamayacak mı? Bize daha bir malumat vermediler bey baba. Bekleyeceğim. Vardır bunun da bir hikmeti. Vadem biterken derdest olmuş bekleyeceğiz. Varsın olsun. Her saniyenin kıymetini bilmek gerek. Kesme umudunu bey baba. Daha kalem kırılmadı. Kesler mi hiç evladım? En son umut ölür bu hayatta. Feride, kötü günler geride kalsın, yeni bir hayat başlasın ikimiz için.
Sayın Bakanım, bu terslik mi oldu? Feride hala gelmedi. Nerede kaldı? Allah Allah. Nasıl olur? Kaza falan mı oldu acaba? Ben de aynı şeyi düşündüm. Ben bir emniyet güçleriyle görüşeyim. Ben de seninle geliyorum. Seni böyle bırakmak. Bir günden ne olacak ki? Hiçbir şey olmaz. Bir şey istersen söyle bana, pişireyim sana. Tamam mı? Ne pişireyim sana bugün acaba? Hı? Ablacığım? Abla? Abla! Abla! Safiye teyze! İzdir abla! Açın kapıyı! Güzel abla! Abla ölüyor! Abla ölüyor! Eve gitti abla! Sami görmüş bir annesinde. Görünce Sami'yi telaşlanmış İbo. Sami aradığımızı bilmediği için tutup kolundan getirmemiş. Adam gönder adam. Kiminle konuşmuş? Tek tek sorsunlar, öğrensinler. Bir herif de gönder, çaktırmadan nöbet tutsun orada. Derhal abi. Bana dakikasında haber verin. Ayrıca şu Orhan Kara'yı da bir göz hapsine alın bakalım. Ne yapıyor, ne ediyor? Efendim? Alo? Alo, ablam ölüyor. Ne olur yardım edin. Ablam derken küçük hanım. Çıkartamadım da. Ayten! Ben Ayten'in kardeşiyim. Ne olur çabuk ol, ablam ölüyor. Madem bu cihanda ismimiz değişecek, fiyakalı olsun lan Yunus. Hayatım boyunca ismimin Ayhan olmasını isterdim lan. Ayhan diye kaydettir pasaporta. Bu da yenge. Gül. Gülümün adı mı olsun lan acaba? Ne bileyim abi. Türkan. Ayhan'la Türkan lan. Film artistleri gibi. Soyadlarımızı da aynı yap. Karı koca yap yani bizi. Evli. Ne oldu paşam? Dağ emrim. Abi, bu istediklerin para yazar. Karı kaşı olmuyor bu işler. Para? Aynen. Para. Al sana para. Yunus kardeş. Sen işimizi çöz yeter. Eyvallah abi. Abi nerede bulurum seni? Birhanede. İşini çabuk bitir. Birhaneye gel. Eyvallah. Bir tek atarız lan orada. Cilası olur. Çabuk ol Yunus!
ya, bu memurlar neden ellerini çabuk tutmuyorlar Turgut? Nerede benim kızım? Endişe etmeyin Sayın Bakanım, endişe etmeyin. Siz Feride'nin odasına geçin, dinlenin biraz. Ben size güzel bir kahve söyleyeyim. Merak etmeyin, Feride nerede bulup getireceğim size. Yanında lokum da olsun, tansiyonum düştü. Merhaba. Merhaba Savcı Bey. Bir gelsene sen benimle. Ne oldu Turgut Bey? Gel gel. Ne olup bittiğini sen anlatacaksın bana, gel. Neler oluyor Savcı Bey? Gencağızım, telaşımı mazur gör. Hepsi endişemden. Feride hala gelmedi. Siz iyi arkadaşsınız. Nerede olabileceği hakkında bir fikrin var mı? Hayır, yok. Emin misin? Kesinlikle. Ben Feride'yi ziyadesiyle iyi tanırım. Mesaisine bırak gelmemeyi geç bile kalmaz. Neden yok şimdi? Turgut Bey, belki de özellikle gelmedi. Belki aşkına yenik düştü. Belki yapamayacağını anladı. Aşık olduğu adamın babasını asmak istemedi. Mahir'e de babasına da kıyamadı. Olamaz mı? Olamaz. Kesinlikle olamaz. Saçma sapan konuşma Bahar. Müteşekkirim Sayın Müdürüm. Sizden iyi havadisler bekliyorum. Emniyet Müdürü'yle görüştüm. Teferruatlı araştırma sürüyormuş. Lakin onlara yansıyan bir vukuat yok. Duruşma daha fazla Feride'yi beklemez. Suylen başka bir hakimin bakması gerek. Peki karara bağlanır mı? Feride'nin yerine gelecek hakime bağlı. Turgut, bu dava bugün bitsin. İnşallah. Hakim Hanım yokmuş hala. Yerine başka bir hakim bakacak. İyi mi bu, kötü mü peki? Mahkeme heyeti geliyor. Herkes ayağa kalksın. Sanık getirilsin. Nazif Kara. Nazif Kara. Asın bu adamı. Toplumun yüz karası insan. Yüzde geliyor. Yüzde geliyor. Dedem, biricik dedem. Küçük geç yerine. Geç, yasak. Merak etme Nazif'im. İyiyim yavrum ben. Dedem. Dedem, yapamadım. İzin var mı? Sessiz olun yoksa salonu boşaltırım. Hakime Hanım ulaşamadığından dosyanın hakim değişikliği nedeniyle incelenmeye alınmasına, bu nedenle duruşmanın ertelenmesine karar verildi. Kahretsin. Neredesin Feride? Neredesin? Feride, aç gözünü. Hadi uyan artık. Feride, aç gözünü. Hadi bir tanem.
Hayten! Buradayız. Hayten! Ne oldu? Çık 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 oradan çık. Hayten! Çık oradan, oradan çık. Ne oluyor, nesi var? O biçmiş. Orhan! Orhan bak, kapıyı aç. Sen direkt şuraya geç. Hadi Orhan, hadi hadi hadi. Kaç yıllık mesai arkadaşıyız. Feride Hanım hastayken bile gelir adliyeye. Allah Allah. Aklım hafsalam almadı. Benim kızımın böyle huyları yoktur. Mutlaka başına bir şey geldi. Sayın Bakanım, ben şimdi polisi bir daha sıkıştıracağım. Ne diye ayak altında dolaşıyorsun Vedat? Ne var? Bakanım, aracı ustaya gösterdim. Bana ne oğlum? Ben kızım kayıp diyorum, sen araba diyorsun. Bakanım, ben de ısrarla o yüzden dolayı peşinizdeyim. Meğersem araç bozulmamış. Benzine şeker karıştırmışlar. Araç da bozuldu. Bu dediğinden emin misin Vedat? Eminim efendim. Hem de adım gibi eminim. Feride'nin arabasını bozdular. Onu başka bir arabaya aldırdılar. Bütün bunlar dümen miydi Turgut? Kaçırdı. Mahir Kara Feride'yi kaçırdı. Allah kahretsin. Ne yaptınız? Feride nerede? Söyleyin. Nerede Feride? Haşa. Biz görmedik Hakim Hanım'ı. Ne duyduysanız iftira. Mahir Feride'yi kaçırmış. Bu da mı iftira? Nereye götürdü Feride'yi? Bizim bir şeyden haberimiz yok. Biz Mahir'i görmedik bile. Öyle mi değil mi öğrenirim ben. Savcı Bey, bir anne var karşınızda. Aile hepiniz eşkıya mısınız? Şimdi de savcıya hakaretten hepinizi tutuklatırım. Turgut Bey, sakin olun. Anlıyorum, Feride Hanım için endişeleniyorsunuz. Lakin bu insanların bir günahı yok. Rahat bırakın. Yeter! Oğlunuza söyleyin. Eğer kızıma bir zarar verirse onu yaşatmam. Bilesiniz. İyi misin anne? Ha anne? Aa, böyle bir şey yapacağını biliyordum. Babama kötü bir şey olmaması için elinden geleni yapacağını biliyordum anne. Sus Songül. Sen fenalaştı dediler. İyiyim Serra. Tansiyonuza mı baktırsak? Mübalağaya gerek yok. Asabiyetim bozuldu biraz. Hadi bakalım. İşimizin başına. Turgut, yüzün bembeyaz. Otur dinlen biraz. Ne dinlenmesi Serra, ne dinlenmesi? Mesai arkadaşımız tehlikede. Kimse oturmasın. Herkes onu arasın. Thank you.
Tabii ki efendim. Derli efendim. Sevdiği mesailer. Duydun mu? Mahir Kara Feride hakimi kaçırmış. Ay duydum. İnanamadım. Ne olacak şimdi? Turgut kendini adadı. Ne olacak? İş şu ki bulacak. Bütün İstanbul emniyet seferber olacak. Bak gör. Serra, asıl amacız bende. Adalet komisyonundan aradılar. Başkan Bey yarın seninle görüşmek istiyor. 11'de yanımda olsun dedi. Dilekçem bir şey aradı demek. Feride hakim Mahir Kara'nın elinden kurtulsa bile benim elimden kurtulamayacak. Görevden alsınlar da görsün gününü. Sevdam. Senin kokunu duymak. Nefesini hissetmek. Şu dünyadaki en büyük saadet benim için. Hadi aç da o güzel ahu gözlerini de göreyim. Işığımla aydınlanayım. Feride. Sahi. Keşke o düşlediğin adam olsaydım. Sahi. O gün hastaneye gelen sendin değil mi? Rüya değildi. Feride. Sen Salih'e mi veda ettin? Yoksa bana mı? Ne oluyor sen? Ben nereye getirdin beni? Küçük bir kaza geçirdik. Başını çarptın, kendinden geçtin. Ama iyisin. Endişelenecek bir şey yok. Daha götür beni oradan. Sana anlatacaklarım var. Ondan sonra götüreceğim. Söz veriyorum. Madem sen götürmüyorsun ben kendim giderim. Çekil yolumdan. Üzgünüm. Hiçbir yere gidemezsin. Hemşirem. Kurtulacak mı? Geç kalmadıysanız evet. Bakacağız. Siz biraz bekleyin, ben size haber vereceğim. Kardeşim sen niye ablanı yalnız bıraktın ki? Okula gittim. Çıktım okuldan eve gittim. Baktım ki baygındı. Necdet. Sen Ayten ablayı nereden tanıyorsun? Sana açıklama yapma fırsatını bile vermedin. Sevkiyatla ilgili anlattığım her şey doğruydu Feride. Turgut Savcı seni kandırmaya çalışıyor.
Bak birazdan Yasin gelecek. Olup biten her şeyi anlatacak. O gece o da yanımdaydı. İç işleri için bir yardım istemişti benden. O yüzden oradaydım. Ben gitmek istiyorum. Aç şu kapıyı. Arkanı dönüp gidemezsin. Bu sen ben meselesi değil, anlamıyor musun? Adliyenin içinde bir çete var. Bunlar silah kaçakçıları için çalışıyorlar. Ben bir daha sana inanırsam aptalım demektir. Benim bir kere aklım sustu. Bir daha olmaz Mahir Kara. Anladın mı? Boşuna bekleme. Ayrıca sevkiyatla ilgili her şey ortada. Senin bana gerçekleri çarpıtıyor dediğin adam Turgut bana zaten her şeyi anlattı. O da merak etmiş, araştırmış ve bir sevkiyat olduğunu anlamış. Sen daha neyi anlatıyorsun? Sana bir adam getirmiştim, hatırlıyor musun? İhsan. Hani komşusunun kızına göz diken şerefsiz. Hatırladın mı? Adamı bulup sana getirmiştim. Sen bana inanmamıştın. Zor da serbest bıraktırmıştın İhsan'ı. Günahsız bir kızın hastanelik olmasına sebep olmuştu. Sen şimdi niye anlatıyorsun bunları? Hı? Çok akıllı mı sanıyorsun kendini? Niye tekrar açıyorsun bu dosyayı? Hastaneye senin yanına geldim. Hatırlıyor musun? Babamı ilk defa sana orada anlatmıştım. Babamla ilgili anlattığım her şey gerçekti Feride. Ailemle, babamla ilgili anlattığım her şey gerçek. Hastanede, orada son bir şans vermiştin. Onu istiyorum senden. Bırak açıklayayım. Yasin'i bir dinle. Sonra git. Şerefim üzerine yemin ederim engel olmayacağım. Ben de sana verecek şans yok Mahir Kara. Çünkü senin attığın bütün yalanlar doğrularını sildi süpürdü. Tamam. Haklısın. Senin lütfunu hak etmiyorum. Yalancı adamın tekiyim ben. Ama Yasin gerçek bir polis. Bunu sen de biliyorsun. Sana olup biteni anlatmayı kabul etti. Bekle ve dinle. Zamanla başka ne kaybedebilirsin Feride? Kendime olan inancımı. Ben sana bir daha inanmamak için yemin ettim kendime. Şimdi ver şu anahtarı, çıkacağım dışarı. Feride. Beni unut. Yaşadıklarımızı unut. Sevdamızı unut. Bana olan nefretin sabırsız yapmasın seni. Mevzu bahis olan bir insanın canı Feride. Sen iyi kalpli bir insansın. Vicdanlı bir insansın. Yapma lütfen. Sus. Sus, dinlemeyeceğim seni. Aç şu kapıyı. Çıkmak istiyorum Mahir. Benim babamı asarsan Feride, sana yine de onun suçsuz olduğunu kanıtlayacağım. Çünkü bu gerçek. Yalanlar saklı kalabilir ama gerçek er ya da geç ortaya çıkar. Çıkmazsa da ben çıkartırım. Ömrüm pahasına da olsa bunu yaparım. Babamı Süleyman Savcı'yı öldürmediğini kanıtlarım. Gerçek ortaya çıktığında sen babamı asmışsan bu vicdan azabıyla yaşayabilir misin? İyi misin kız? Ayten abla, Kore'ye mi gidiyordu? Oradan tanışıyorlar yani ha, Necdet'le.
abi. Nasılsın Yasin? İyilik güzellik. Bizimle merkeze kadar gelmen lazım. Turgut Akın derhal seni istiyor. Sebep? Bilmem, gelsin dedi. İyi. Madem öyle istiyor Savcı Bey, gelir görüşürüm. Ama ve lakin benim çok acil bir işim var. Savcı Bey'e söyleyin, ben uğrarım yanına. Hadi kolay gelsin. Olmaz Yasin, hemen dedi. Tamam. Akşam olmadan uğrarım ben onun yanına. Bul, al, gel dedi. Emir demiri keser, bilirsin. İyi. Gidelim bakalım neymiş Savcı Bey'in karın ağrısı. Müsaadenizle beyler. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Gelinceye kadar. Ya gelmezse? Gelecek. Yasin bir söz verdin mi tutar? Memleketin bir hakimi kaçırılıyor, görevinden alıkonuluyor. Kimse bir şey görmemiş, duymamış. Yer yarılıp içine de girseler bulacağız. Tüm birimler görevlendirildi Savcı Bey. Akşam olmadan bulacağız Allah'ın izniyle. Gel. Savcı Bey, beni istemişsiniz, hayırdır? Mahir Kara nerede? Bilmem. Biliyorsun. Bildiğini de ben biliyorum. Şimdi bak. Sen bu memlekete hizmet etmiş eski bir polis arkadaşsın. İhanet edemezsin. Hadi. Ne biliyorsan anlat hadi. Mahir'i tanıyorum. Merhabamız var. Ama kendisi ne ahbabım ne de başka bir şey. Nerede olduğunu bilmiyorum. Sizden bir istirham olacak müdür bey. Bizi bu eski polis arkadaşla 5 dakika yalnız bırakabilir misiniz? Hay hay, nasıl isterseniz. Kimi kandırıyorsun lan sen, ha? Hadi öt bakalım. Neredeler? Bilmiyorum. Bana bak. Ne karıştırıyorsun bilmiyorum. Ama Mahir'le can ciğer olduğumuzu biliyorum. Bana söylesene, sen beni aptal mı sanıyorsun? Kabadayılar aleminde takıldığını, onlarla işler karıştırdığını da biliyorum. Mahir'i de yanına almışsın. Madem bu kadar çok şey biliyorsunuz, Mahir'in yerini de bilirsiniz siz. Bana ihtiyacınız yok. Size kolay gelsin. Eyvallah. Bir dakika, bir dakika, acelen de. Müdürüm, benim küçük bir işim çıktı. Lakin şu eski polis arkadaşla sohbetimiz henüz bitmedi. Ben gelene kadar onu burada ağırlarsanız çok müteşekkir olacağım. Thank you.
çarpıp kaçtı. Arka tamponumu yıktı geçti. Adam aranan adam. Gazetede gördüm resmini. Şu babası idamlık olan Mahir Kara. Ben yolda giderken birden arkamdan çarptı. Memur bey. Beyefendi. Olay nedir? Gazetedeki kaçak. Bu sabah arabama çarptı. Emin misiniz? Adım gibi eminim. Yalnız mıydı? Yanında biri var mıydı? Yanında bir bayan vardı. Baygındı. Esmerce. Güzel bir bayan. Ne oldu, neler oldu? Satır satır anlat bana hadi. Plakasını aldım. Bir dakika. Şurada. Aferin sana. Çok güzel. Feride'yi yaralamış. Hakim Hanım baygınmış. Belki de öldürecek. Mahir Kara'yı gördüğünüz yerde vurmalısınız. Merak buyurmayınız. Ben de aynı emri verdim. Fevkalade. Hakim Hanım, tamam bana öfkelisin. Şefkatin de zulmün de başım üstüne. Ama nimetin günahı ne? Ha? Yapma. Gücüne gider yaradan. Seni kim vurmuş öğrenebildin mi? Ama yüzünü gördüm. Bugün görsem tanırım. Esasında bir sureti bir kere gördüm mü bir daha unutmam. Hafsalama kazanır. O adamı da gördüm. Hastaneden beri kavga ediyorum kendimle. Anımsayamıyorum. Nerede gördüm o herifi çıkartamadım. Belki de husumetin olan kafadayılardan biridir. Hakime Hanım. Ben kimseye kurşun sıktıracak bir kötülük yapmadım. Doğru. Senin kitabında kötülük yazmaz değil mi? Sen masum, şahane, pürüpak bir insansın. Benim hayatımı mahvetmiş olman. Şu an burada beni alıkoyuyor olman. Bunlar iraden dışı. Alçaklık değil tabii bunlar. Beni hiç mi tanımadın Feride? Ha? Sen karşındaki insanın hareketleri gerçek mi değil mi? Dilinden dökülenler sahici mi? Bunu anlayan bir insansın. Bunu yaşayarak öğrendim ben. Adım dışında her şey gerçekti. Konuştuğumuz her cümle gerçekti. Lütfen inan artık buna.
Gözüme bak. Feride, gözüme bak. Senin tanıdığın, sevdiğin insan benim. Çıkmadı mı yani? Kaçak olduğu yetmedi, bir de adam kaçırıyor şimdi abi. Öyle belalar açtı ki başına. Nasıl kurtulacak bilmiyorum. Aklından ne geçiyor bilmiyoruz. Ama vardır bir bildiği. Bence abim teslim olmayarak en doğrusunu yapıyor. Bu namussuzlara papuç bırakmıyor. Hem bugün Hakime Hanım duruşmaya gelseydi belki de babamın kalemini kıracaktı. Songül. Nazif, hadi gel biz içeri geçelim. Ben eminim. Abim bugün babamın hayatını kurtardı. Allah hayır yazsın, hayır göstersin oğlum. Amin. Hakime Feride Şadoğlu araç içinde baygın bir şekilde zorla götürülürken görülmüştü. Aranan aracın detayları ise şöyle. 34ZF352 plakalı, sarı renkli bir binek arabası. Görenlerin insanlık namına emniyet güçleriyle irtibata geçmesi isterdi. Aranan suçlu Mahir Kara da bu aracın içindedir. Sevgili dinleyenler, anonsumuzu bir daha tekrar ediyorum. İstanbul Adliyesi'nden ağır tarihi ise Feride Şadoğlu bugün kaçırılmıştı. Biz seni dinlemek istemiyoruz. Sus! Göre, susana! Oğlum tamam, bağırma da yeter. Yolda, niye? Sen de söyle onlara, sustur onlardan. Aracın plakası 30... Kaç kere demedim mi ben sana? Konuşanlar bunun içinde değil. Helak ediyorsun kendini, boşu boşuna bağırıyorsun. Gel, duymazlar seni. Neredesin Mahir? Nereye götürdün Feride'yi? Dalyan korkma. Daha da ağacına götürmüyorlar. Hakime Hanım gelmedi, ertelediler duruşmayı. Sağ olsun Mahir. Gene gösterdi evlatlığını. Seni teslim etmedi ellere. Mahir'le ne alakası var? Ne kastediyorsun? Ajanstan dinledim şimdi. Bizim Mahir Hakime Hanım'ı kaçırmış. Kalemi kıracağını anladı. Duruşmayı bu sefer de böyle erteletti anlaşılan. La helal olsun. Her eve lazım böyle bir evlat. Ne diyorsun sen Dalyan? Ya olacak şey mi bu? Şunu yaptığına bak. Beni kurtarayım derken kendini batırdı. Bir hakimi kaçırma kaç yıldan başlar? Biliyor musun Dalyan? Sevinecek şey mi bu? Thank you.
Bir şey soracağım. Bir savcıyı yaraladın. Bir hakimi kaçırdın. Dolandırıcılık, sahtecilik zaten var. Onu saymıyorum. Bütün bunlardan nasıl kurtulmayı düşünüyorsun? Yani nasıl bir hayat kuracaksın kendini? Ben çok merak ediyorum. Ömrümün içinde senle babam olmadıktan sonra neyleyim ben o hayatı? Misal, babamı asarsan ben yaşar mıyım sanıyorsun? Hala gayen beni etki altına almak değil mi? Kanaatimi değiştirmek. Niyetim kanaatini değiştirmek değil. Görünen gerçekleri değiştirmek derdim. Çünkü bunların hepsi düzmece, palavra. Ne benimle alakalı olanlar ne de babamla. Bir gün bunları kalbinden hissedeceksin. Eğer söylediğin gibi baban gerçekten suçsuzsa bu zaten ortaya çıkar ve hiçbir zaman asılmaz. Ama sen benim için öldün. Astım seni kalbimde. Ve bir daha geri dönüş yok. Acıkmadın mı paşam ya? Simit yer misin abi? Vallahi ne olsa kabulüm. Gevrek olsun. İki simit kapın getirin. Getiriyorlar abi. Yıkandı. Yavaş yavaş kendine geliyor. Allah'a şükürler olsun. İsterseniz bir kişi görebilir. Hadi canım sen gir. Ablacığım, ben geldim. İyi misin? Sana bir şey olacak diye aklım çıktı. Çok korktum. Neredeyim ben? Hastanedesin. Zor yetiştirdik seni. Hala yaşıyor muyum?
Belli ki sen daha buradasın. Ben gidiyorum. Babamın duruşması vardı. Mahallemizin insanları Orhan. Kimseleri de yok sizden gayrı. Ben burada durayım. Bir şeye ihtiyaçları var. Gelmedim hala ya. Demek plakasına falan ulaşıldı Feçan ha? İyi güzel güzel. Akşama kalmadan yakalanır o zaman. Helal abi helal. İyi misin abi? Su getireyim abi, ister misin? Hemen getiriyorum abi. En azından evdekilere haber verelim. Meraktan ölmüşlerdir. Sabah babam birlikte çıktı, kızı sonra ortadan kayboldu. İnşallah kalbine inmez adamın. İnşallah. Hayatta istemem böyle bir şey olmasını. Ne olur izin ver, haber vereyim onlara. Feride, imkansız böyle bir şey. En yakın yer 10 kilometre uzakta. Ya sen ne düşüncesiz bir adamsın. Bir de bana aileden dem vuruyorsun. Yok onlar için canımı ortaya koyarım diye. Bu ne bencillik? Önemli olan sadece senin ailen mi? Ha? Annem, Melih, babam hepsi meraktan ölmüşlerdir. Anlamıyor musun söylediğimi? Allah kahretsin. Ben kime neyi anlatıyorum ki? Kendinden başka kimseyi düşündüğün yok senin. Siz Hakim Hanım'ın annesi misiniz? Evet. Siz kimsiniz? Beyefendi. Feride yanımda, iyi. Sakın endişelenmeyin. Onun kılına zarar gelmesine izin vermem. Canını canımdan öne koyarım. Sorun da olmasaydı asla böyle davranmazdım. Ümit ederim siz hiçbir zaman çaresiz kalmazsınız. Saygılarımla. Mahir. Thank you.
yapıyorsun bakayım sen orada? Ah teyzeciğim. Ah teyzeciğim, ne yapıyorsun? Niye kesiyorsun sen onu? Ama kaşındı. Abla. Kalk. Abla. Abla bir gelsene. Ne oldu? Ne oluyor ya? Bak ne yapmış oğlum. Ah. Oğlum ne yaptın? Oğlum ne yaptın sen? Doktor amca dememiş miydi birkaç güne kadar çıkartacağız diye? Onun kolum iyileşti ki benim. Bak demir gibi. Hem daha dayıma yardım edeceğim ben. Gülün siz gülün. Haberler güzel galiba. Peki öyle değil. Karar açıklandı mı? Neredesin oğlum sen? Babanın duruşmasına bile gelmedin. Ne oldu? Karar çıktı mı? Merak eden gelirdi. Be annem niye anlamıyorsun ama? Bakamıyorum ki ben babamın yüzüne. Onu orada öyle... Nasıl bakayım abi o karar açıklanırken nasıl bakayım ben babamın yüzüne? Ertelendi Orhan. Hakim Hanım duruşmaya gelemedi. Neden? Dayım kaçırdı kızı. Nasıl ya? Bilmiyoruz ki. Savcı geldi, bağırdı, çağırdı, gitti. Kimse de bize bir izahatta bulunmadı. Allah Allah. Ben bir Ayten ablaları geçiyorum. Hastaydı, bir bakayım yemek yemiş mi? Vallahi hiç gitme. Ayten abla hastanede. Nasıl? Ne hastanesi? Doktor, 5 dakika görüp çıkacağım sana diyorum. 6. dakika tut, çıkart beni dışarıya. Söz ya. Buyurun gelin. Eyvallah, büyüksün be. Dışarıda bu an için ne kadar dua ettim biliyor musun? Şu gözlerine bir daha bakabilmek için. Neden Ayten? Bir insan canına kıyıyorsa eğer, derindir sebebi. İçinde zaten bir yerler ölmüş demektir. Katilin kim desene bana. Katilin kim Ayten? Yasin komiser bu kez sözünü tutmadı galiba. Benim bir dışarı çıkmam gerek Feride. Lütfen söz verdiğin gibi burada kal ve beni bekle. Kapıyı kilitlemeyeceksin yani öyle mi? Kilitleyeceğim, üzgünüm. Ama bana sakın kızma. Çünkü başka çarem yok. Ben çıktıktan sonra arkamdan eminim çıkarsın. Senin ne kadar inatçı olduğunu herkesten daha iyi biliyorum. Kaçmaman için buna mecburum. Kusura bakma.
oldu? Niye çağırttınız beni? Bir gelişme mi var? Buldunuz mu ablamı? Mahir bunu gönderdi. Adamı bıraktım diye baban sabahtan beri bana etmediğini bırakmadı. Ama inan bilemedim Melih. Pusulayı sonradan okudum, yoksa bırakır mıydım hiç? Tamam. Tamam annem. Yine sen sakin ol, senin yapabileceğin bir şey yok. Üzme kendini. Bak bütün emniyet ekipleri teyakkuzda. Ama bulamıyorlar. Sen kendini suçlama. Babam içeride mi? Ya Hulusi Bey, sen emniyet teşkilatının başı değil misin kardeşim? Nasıl şimdi bulamadılar dersin? Sayın Bakan, inanın her yerde kontroller var. Neredeyse hane hane aramaktayız. Bulacağız Feride Hanım. Ya aynı şeyleri söyleyip durma bize Hulusi. Çok rica ederim. Ya Bakan Bey yerden göğe kadar haklı. Siz daha o Mahir Kara denen sanığın işbirlikçileri kapanın önüne kadar geliyor. Onları bile yakalayamıyorsunuz ya. Yakalayacağız Çetin Bey. Feride Hanım'ı sabah olmadan evine getireceğim. Bu sözünün arkasında dur Hulusi. Yoksa kabinedeki, senatodaki bütün gücümü kullanırım, harcarım seni. Melih seni geçirsin. Buyurun müdür bey. Korkarım ki Turgut haklıymış. Biz bu Mahir Kara denen adamın biletini çok evvelden kesmeliydik. Gazetende sayfa sayfa haberler çıkacak Çetin. Kızımı bulacaksınız bana. Yoksa hiçbirinizin sonu iyi olmayacak. Selamünaleyküm dayı. Aleykümselam. Buyur. Dayı sende telefon var mı? Var ama paralı. Gel içeride şurada. Aha burada. Delikanlı senin okuman yazman var mı yoksa rakamları ben mi çevireyim? Yok var dayı. Al bakalım. Al. Alo. Kibri sen misin? Mahir. Benim kardeşim. Neredesin Yasin? Niye gelmedin? İkna ettim seni bekliyoruz. Savcı peşime adam taktı gelemem. Hava kararsın anca öyle atlatıp geleceğim. Herkes kaçırdığını biliyor Mahir. Ortalık polis kaynıyor. Sen boş ver beni şimdi. Yeter ki gel. Bekliyoruz. Seni dinleyecek. Tamam. Merak etme kardeşim.
İki elim kanda da olsa geleceğim. Başka bir şeye ihtiyacın var mı delikanlı? Dayı sen bana bir de ekmek ver. Ekmek? Bir tane. Tamam. Dayı sen bir de badem şekeriyle iki de gazoz versene. İki gazoz badem şekeri. Tamam al. Şunu al. Al. Badem şekeri. Bu kadar yeter mi? Biraz daha. Tamam. On kayma daha ver, kafidir. Eyvallah. Hadi eyvallah. Güle güle. Uzun olan. Sen buralı mısın? Yok dayı. Yeni mi taşındın? Ev mi tuttun? Yok dayı, geçerken uğradım sadece. İyi hadi bakalım. Allah yolunu açık etsin. Eyvallah. Güle güle. Aradığınız haydutu ben gördüm. Az önce benim dükkanımdaydı. Buyurun. İlaçları aksatmayın teyzeciğim. Hayırlı mesailer. Buyurun. Biz bugün buraya bir hasta getirdik. Kendi canına kıymaya çalışan. Ona siz bakacakmışsınız galiba. Evet. Bu girişime onu iten nedenler nedir bir araştıracağız. Çok güzel. Araştırın bulun. Zira hastayla dolu. Bize hiçbir şey söylemiyor doktor. Yalnız hastayla doktor arasındaki mahreme kimseyi karıştırmam. Sence senin kural kaidelerin beni ilgilendirir mi? Araştırıp bulacaksın, bana da söyleyeceksin. Yoksa benim de kurallarım var doktor. Hem acılı hem de kanlı. Anladın mı lan? Götürür ha? Uçurur bile. Uçurur bile. Uçursun lan o zaman uçursun. Selamünaleyküm. Yazıyor, yazıyor. Seni doyurdum. Pansada 6 güne çıkarıldığını yazıyor. Yazıyor, yazıyor. Yazıyor. Niye karanlıkta oturuyorsun? Ceren mi yok? Canım öyle istedi. Sana badem şekeriyle gazoz aldım. Tatlıyı seversin sen, dayanamazsın. İstemem, sen ye.
Orada dursun. Canı çekerse yersin. Yemeyeceğim. Sen ye. Peki Feride. Sen bilirsin. Yasin'i almaya gitmedin mi? Neden gelmedi? Gelecek. Biraz gecikecekmiş ama gelecek. Feride Hanım'ı zarar görmemesi için gözünüzü dört açın. Bakan Bey tepemize biner vallahi. Hesabını veremeyiz. Hadi aslanlarım. Göreyim sizi. Nerede görmüşler? Neredeler? Ekipler şimdi çıkıyor savcı bey. Size haber geçeceğiz. Ben de bizzat gideceğim. Nasıl isterseniz. Değil mi? Hı? Sırf duruşmaya gitmeyeyim, babanı asmayayım diye. Yasin buraya gelmeyecek. Hatta burada olduğumuzdan haberi bile yok. Söylediğin her kelime yalan. Sevdiğinin sana inanmaması öyle üzücü ki Feride. Ümit ederim sen bu acıyı hiç yaşamazsın. Öyle mi? Benim bu söylediklerim senin bana yaşattıklarının yanında az bile kalır. Ben hayatımda senin kadar kolay yalan söyleyebilen birini görmedim. Sürekli o dümenci insanlardan bahsediyorsun ya sen bana. Bence sen onlardan çok daha betersin, biliyor musun? Sürekli iyi kalpli olmaktan dem vuruyorsun ama senin her yerini kara bağlamış. Hatta ben senin bir kalbinin olduğuna ve sevebildiğine bile inanmıyorum. O yüzden bana sevdiğin filan deme. Duydun mu? Sakın. Çünkü sen bu hissi anlayamayacak kadar cahilsin. Mahir Kara. Kalbinden geçip gelmiyor bu sözler. Ne kadar saldırsan da, öfkelensen de başaramayacaksın. Sana olan aşkımı bitiremeyeceksin. Bu bakkal. Neden hala varamadık? Az kaldı Sayın Savcı.
Acele et, acele et. Neredeler? Ben sizi aradığımda buradaydı, gitti. Bir şey söylemedim. Ne tarafa gittiğini görmedin mi şahsın? Yok, görmedim. Yalnız mıydı? Yanında bir kadın var mıydı? Yok, yalnızdı. Geldi, bir ekmek, iki tane gazoz, biraz da badem şekeri alıp gitti. Bu şekerleri gırtlağına sokacağım onu. Buralarda kalacakları bir ev, bir kulübe, bir yer var mı? Aa, var var. Bu yakında birkaç tane ev var. Hadi bin arabaya, göster bakalım neredeymiş bu evler. Benim işim var. Yani evde hanım bekler. Ben en iyisi size tarif edeyim. Derhal bin. Bir hakim kaçırıldı. Yardım etmezsen seni de tutuklarım. Hadi kapat dükkanı. Saatte buralar tekin değildir Feride. Ne yapıyorsun? Şu an senden daha tehlikeli kimse olamaz. Bırak beni. Seni bırakamam. Anla. Son çarem bu. Seni bırakırsam babam için her şey biter. Yasin gelene kadar seni bırakamam. Hayatıma girdiğin güne lanet olsun. Senden nefret ediyorum, anladın mı? Nefret ediyorum senden. Bırak beni. Yasin gelsin. Sen de gidersin Feride. Sana söz veriyorum. Bir daha ne karşına çıkarım, ne de adımı duyarsın. Bırak beni! Bir daha da sakın dokunma. Hakime Hanım'ı kurtarır kurtarmaz adam hemen etkisiz hale getirilmeli. Sanık çok tehlikeli. Bu bir tuzak bile olabilir. Bu işten sağ kurtulmak istiyorsanız onu öldürmemiz gerekir. Yoksa o bizi öldürür.
Onun kaybedecek hiçbir şeyi yok ama sizin var. Aileleriniz, anneleriniz, karılarınız, çocuklarınız var. Şuradan sapacağız. Duydun, sap oradan. Yaklaştık sayın savcım. Durdur arabayı. Ama öyle daha var. Feride Hanım'ın hayatını riske atamayız. Sessizce ilerleyeceğiz. Evin etrafını saracağız. Ben Hakim Hanım'ı kurtaracağım. Siz de Mahir Karayı indireceksiniz. Hadi. Sen burada bekle. Oyunlarından da duyuyor musun beni? Bıktım. Bıktım artık senden bıktım. Hayatta bir kere olsun doğruyu söyle. Bir kere. Niye getirdin beni buraya? Ha? Neden Yasin gelecek diye oyalayıp duruyorsun beni? Bırak beni Mahir. Ne yapmaya çalışıyorsun? Yalvarıyorum bırak beni. Feride. Gelsin Yasin. Bir dakika daha tutmayacağım seni burada. Tabii. Tuzak değil bu. Ben sana kendimi daha nasıl anlatabilirim ya? İnanmıyorum ben sana. Anladın mı? İnanmıyorum ben sana. İnanmıyorum ben sana. İnanmıyorum. Bana inan. Lütfen inan. Son kez de olsa inan. Ölümden beter nefretin. Ne olur inan Feride. Ne olur. Çok özür dilerim. Özür dilerim. Bırak beni. Nasıl inanayım ben sana ya? Bırak beni. Yalvarıyorum bırak beni. Kalbi var mı? Paramparça etme. Seni seviyorum dediğimde sana inan bana. Aşkından ölüyorum, görmüyor musun? Keşke başka bir hayatımız olsa. Orada da sana tutulsam. Keşke başka bir hayatımız olsam. Bana orada sevdalansan. Nefretini değil, aşkını sunsan bana.
Sevdam. Bırakma beni. Aşkımızı bitirme. Bu yalan olabilir mi? Yalan olabilir mi bu? Thank you.